Yıl 1914. Yer Sarıkamış. Sarıkamış'ta 60 bini donarak olmak üzere 78 bin şehit vermiştik. 1914 yılının 15-22 Aralık tarihleri arasında Sarıkamış yakınındaki Allahu Ekber dağlarında Kars'ı Ruslardan geri almak için harekata katılan 60 bin asker donarak öldü. Başkumandan vekili Enver Paşa büyük bir güçle Rusları hiç beklemedikleri bir yerden Allahu Ekber dağlarından aşarak vurmayı ve Kars'ı yeniden vatan topraklarına katmayı Allahu Ekber dağlarının yer yer 2-3 bin rakımlı geçitlerinde ısı sıfırın altında 30 dereceye kadar düşüyordu. Türk askerlerinin büyük bölümü ise çölden gelmişti ve üzerlerinde yazlık üniformalar vardı. Sarıkamış'ta dondurucu soğuk altında askerlerimizin durumunu Kurmay Subay Şerif Bey Sarıkamış adlı kitabında şöyle anlatıyor. Yol kenarında karların içinde çömelmiş bir asker bir yığın karı kollarıyla kucaklamış, titreyerek, feryat ederek dişleriyle kemiriyordu. Kaldırıp yola sevk etmek istedim. Beni hiç görmedi. Zavallı çıldırmıştı. Bu surette şu lanetli buzullar içinde biz belki 10 bin kişiden fazla insanı bir günde karların altına bıraktık ve geçtik. Rus Kafkas ordusu Kurmay Başkan Vekili Dük Aleksandrovich Petrovich Sarıkamış'ta gördüklerine anılarında şöyle yer vermiş. İlk sırada diz çökmüş 9 kahraman. Mavzerleriyle nişan almışlar. Tediye asılmak üzereler ama asılamamışlar. İkinci sırada cephane taşıyanlar var. Sandıkları bir avuçlamışlar ki kainattan hırslarını almak istiyor gibiler. Öylesine kas katı kesilmişler ve sağ başta binbaşı Nihat, dimdik ayakta, başı açık, saçları beyaza boyanmış, gözleri karşıda, Allahu Ekber dağlarındaki son Türk müfrezesini teslim alamadım. Allahu Ekber dağları 37 bin şehit verilerek aşıldı ve Sarıkamış kuşatıldı. Sarıkamış kuşatma harekatı aşırı soğuk ve açlık yüzünden hedef ele geçirilemeden 5 Ocak 1915'te sona erdi. Osmanlı ordusu bu dağlarda 60 bini donma sonucu tam 78 bin şehit verdi. Rus birlikleri de bu savaşlarda 32 bin askerini kaybetti.